Afganistan ve Pakistan'daki tavuklar kadar güzel değil. Orada canlıydı çünkü. İşte bu yüzden buralar musonda tehlikeli. Chiang Mai, Chiang Mai. Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir sabahın körü, yine uyanamamış durumdayım. Bu ara havadan galiba pek düzenli bir uyku yok. Uyku yok bize kardeş. Bugün artık sihirli rotayı, Magic Road'u, dağ yollarını maalesef ki tamamlıyoruz. Hala görülecek çok fazla yer var. Yani bugünden sonra da aslında görülecek çok fazla yer var. Ama bugün aslında başlangıç ya da bitiş noktası olan Chiang Mai'de sonlanacak günümüz. Pai'de kaldık en son. Pai'den sadece 120-130 kilometre uzaklıkta burası Chiang Mai. Büyük bir şehir, ikinci, üçüncü büyüklükte şehri Tayland'ın. Oraya gidiyoruz. Çok güzel insanlarla tanışacağımızı düşünüyorum. Ve yol üzerine birazdan bir kafede duracağız. O kafeyi herkes çok önerdi. Witch Cafe. Bakalım Witch nasılmış. İyi seyirler diliyorum. Çin Pai'den yola çıkıyoruz. Çok uzun bir kilometremiz yok. Ama arkadaşlar biliyor musunuz? Ta şeyden beri, ben seyahate başladığımdan beri buralara sel uyarısı veriliyor ve hala bitmedi. Dün gece dediler ki Chiang Mai'de ve Pai'de sel olabilir. Olmadı. Yani bu seyahat boyunca sadece, ah benim canım kızım, bu seyahat boyunca sadece ne diyecektim, 5 dakikalık sürüşlerle ıslanmışımdır. Onun dışında hiçbir şekilde ıslanmadım bile. Tabii büyük konuşmayayım, önümüzde Laos var. Ay durun gençler. Vietnam var, Kamboçya var. Ama şu ana kadar perfect, harika gidiyor. Her şey fazla güzel gidiyor. Nazarlardan korusun. O zaman şu anda kafeye doğru dağ yollarından keyifli keyifli, güzel güzel gidiyoruz. Paralarımızı aldık, telefonlarımızı aldık. Motor benle. Cüzdanımı aldım mı acaba? Almışımdır bence. Niye almayayım yoksa? Hadi bakalım. Devam edelim. Çok güzel yollar gördük arkadaşlar. Çok güzel yerlerde motosiklet kullandık Tayland'da. Tekrar gelmek istiyorum. Emekliliğimi burada geçirmek istiyorum. Gerçekten çok özel bölgelerde. Şunu da açayım da sıkılıyorsunuz. Hep aynı manzaralar. Siz daha dayı duracaksın mı dayı? O nasıl bir çıkış dayı? Biliyorum bazen böyle her gün aynı perspektiften görmek sıkıcı geliyor. Ama gerçekten bazen başka hiçbir şey göremiyorum. Ne görüyorsam bu seyahatte size onu gösteriyorum. Vallahi bak. Bugün enerjim çok güzel. Allah keyfimizi bozmasın be. İşte bu yüzden buralar musonda tehlikeli. Kökünden ayrılmışlar, kökünden. Burada da yol çökmüş. 8 be. Bu yüzden ben bu kadar ucuza kalıyor, bu kadar yollar sakin. Çünkü muson olduğu için. O yüzdenmiş. Normalde sezonda oteller 2-2500 lira falanmış. Ama şimdilerde 400 liraya falan kalıyor. Güzel başladı yağmur. Güzel başladı, güzel. Kaskımla ilgili bu arada Lime Krios Pro kullanıyorum.
vizör değiştirmeye ihtiyacım yok arkadaşlar. Yani mesela şu an havada güneş yok, vizörüm şeffaf ama havanın güneş derecesine, güneşin şeyine göre vizörü aha bu ne? Oy nasıl düşmüşsünüz? Anla kökünden nasıl kırılıyorsun ya? Ne diyordum? Güneşin derecesine göre kendi otomatik karartıp açılıyor. Muhteşem bir teknoloji. Fena çökmüş burada yolla. Ama Tayland olduğu için çok güzel bir şekilde organize ediyorlar, onarıyorlar, yapıyorlar. Zengin bir ülke. Yani diğer Asya ülkelerine göre. Konu çok ciddi bu sonda. Ama bak hemen abi hemen müdahale edebiliyorlar. Gençler ellerinize sağlık. Dağ akmış, dağ akmış. Muhtemelen bunlar yeni oluyor bu arada çünkü şu an gittiler. Çünkü çok yumuşuyor yağmurlardan. Bu gençler şu an. Gaza gelmeyenler ıssak. Hayır. Teksin. Saçmalama. Ama çok güzel. Hayır. Hayır gazlayamazsın Gülşah. Yok. Ama güzel. Hayır. Hayır. Gazlamayacaksın. Sakin. Yolun ne olacağı belli değil. Islak. Yapmayacaksın. Hayır Gülşah. Motoru dik döndür. Ay ama. Bir kere. Çok güzel. Düşeceğim. Yapma Gülşah. Sakin. Kuşum benim. Kafe burada bir yerde, şurada. Aha çok güzel duruyor. Aha. Ay ay çok güzelsin. Yudumda kalbim sınırlarda. How are you? Yeah. Ben bir yolun ortasına kurulmuş muhteşem bir kafe. Şöyle. Bir sürü sticker. Çok güzel. Çok güzel. Mesaj seslerim susmuyor. Çıldırdı. Çok güzel. Ne oluyor arkadaşlar?
Dün gece Chiang Mai'de sel olmuş. Göl taşmış, nehir taşmış. Ne olacak bilmiyorum. 80 kilometre yolumuz var. Kuzey yoluyla ilgili de şöyle bir şey planladım arkadaşlar. 4 Ekim'den önce benim Tayland'dan ayrılmam gerekiyor. Önceki bölümlerde biliyorsunuz bir izin belgesi almıştım buraya gelebilmek için. Tayland'dan 4 Ekim'den önce ayrılmam gerekiyor. Kuzeyde şu anda sel baskınları var. O yüzden kuzeye gitmeyeceğim. Güneye gideceğim. Ama güneydeki problemim de şöyle. Biz izin belgesi alırken kuzeydeki Huayiksa'yı kapısını, Huayay ya da bilmiyorum o kapıyı yazmıştık. Ve bana dediler ki sadece o sınır kapısından çıkabilirsin. Of. Ama o sınır kapısında da maalesef sel var. Güneye gideceğim ve diyeceğim ki tamam o sınır kapısına çıkabilirdim ama orada sel var. Yani bana destek olun, direkt Laos'un başkentine varayım gibi bir şey planlıyorum. Destek olacaklarını düşünüyorum. Tay insanları anlayışlı ve güzel insanlar. Ama tabii ki stres var. Çünkü güneye 1000 kilometre ineceğim 3 günde. Eğer derlerse ki Gülşah çıkamazsın. 1300 kilometre geriye kuzeye dönmem gerekiyor sel bölgesine ve oradan geçmem gerekiyor ve her gün üzerine de çıkmadım dördünden sonra her gün üstüne de günlük 1000 lira ceza yazıyorlar ve sonrasında da tekrar Tayland'a girmem ne yazık ki mümkün olmuyor çünkü işte bana verilen süre içerisinde motosikleti ülkeden çıkarmadım diye böyle sıkıntılı bir durum içerisindeyim ama yani umutluyum ya. İzin vereceklerini düşünüyorum. Ne olacak bilmiyorum. Laos'a girmek zorundayım. Tayland'dan çıkmak zorundayım. Ama sel bölgesine motora binemem. Otel yok oralarda. Bence anlarlar ya. Bence anlar. Elçiliği aradım. Onlar haber vermediler. Tayland Büyükelçiliği. Çünkü daha önce buraya Türk plakalı bir araç gelmediği için onlar da prosedürleri bilmiyorlar. Ya umarım ki destek olurlar. Yani bana çünkü bir tane bile yazı gönderseler işte bu aracımız şu anda Tayland'dadır. Kuzey bölgesinde sel olduğu için bu kapıyı kullanacaktır. Desteklerinizi rica ediyoruz. Bu. Yani sadece buna ihtiyacım var. Bakalım. O zaman Chiang Mai'ye gidiyoruz. Çok güzel bir kafeydi. Sonucunda büyük bir şehre gidiyoruz. Yani büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü yol bile büyüdü. Hava da güzel. Yağmur arkamda ama geliyor. Hayır, yol küçülüyormuş. Dayı şöyle yanınıza gelsem ne olur? Bence bir şey olmaz. Güneşli bugün Chiang Mai ya. Şaka gibi az önce yağmur yağıyordu. Chiang Mai. Büyük şehir belli. Belli. Yeşil ya. Yeşili çok güzel. Güzel bir göl var burada. Baksana bisiklet yolu falan yapmışlar. Önce motor temizletmeye geldim. Sonrasında Chiang Mai'yi gezeceğiz çünkü motor çok pis, zinciri çok kötü. Bakalım temizlenecek. 200 bahtı yıkıyorlar burada.
Mayı akşamları. Otele geldim, yerleştim. Akşam oldu, motoru yıkattık, onu yaptık, bunu yaptık. Şimdi burada arkadaşlar çok güzel sokaklar, çok güzel restoranlar, çok güzel kafeler varmış. Oraya doğru gidiyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız, neler göreceğiz. Çok merak ediyorum. Tayland'ı çok sevdim. Yani güvenle sokakta yürüyebilmek, işte saati kontrol etmek zorunda değilsin. Çok güzel motosiklet yollarında kullanıyorsun. Bu gerçekten harika bir şey. Hadi bakalım o zaman. Neler varmış, neler yokmuş, ne yiyeceğiz? Açım. Evet. Başlıyoruz. Şimdi burası çok yoğun bir şehir. Çünkü kuzeyin başkenti gibi düşünebilirsiniz yani. Kuzey bölgesinin en büyük şehirlerinden. Daha önce Pai'ye de gittik. Önceki bölümlerde Maya Hong Song'a da gittik. Orada nüfus çok azdı. Çünkü şu anda turistik sezon değil. Ama bu bölgede artık yaz kış yaşayan insanlar olduğu için trafiği, işte kalabalığı görebiliyorsunuz. Şurada çok güzel bir saat kulesinin olduğu AVM var. Kaldığım bölge Ninman bölgesi. Çok güzel böyle bak. Şoklar kurulmuş. Dayılar var. Güzel. Bir şeyler yiyeceğiz. Bir sürü mağaza, bir sürü kıyafetçi, bir sürü takıcı. Şuradan girelim bakalım. Bu bölgede gerçekten kafeler falan da çok güzel yani. İnsanın canı sıkılmıyor gerçekten Chiang Mai'de. Chiang Mai'yi. Gençler, harika bir pazar var şu anda. Aa, çok güzel. Ne yiyebiliriz? Sonra kahve içeriz. Tavuk şiş, sebze. İnsanlar alıp burada böyle AVM'nin ortasında keyifle yiyebiliyorlar. Meyve suyu yapan yerler var. Bunları bilmiyorum nedir. Şurada etçimiz var, patatesçimiz var. Abla çok güzel bir şey yapıyor. Başlıyoruz. Böyle barbekü. Tavuk. Güzel duruyor. 40 baht. 41 TL falan. Nasıl geçti baht Türk iş lirasına? Güzel. Ama bir şey diyeyim mi? Hindistan ve Pakistan'daki tavuklar kadar güzel değil. Orada canlıydı çünkü. Şunu yiyeyim devam. Bu bölge aslında daha çok böyle kafelerin, restoranların ve AVM'lerin olduğu bir bölge. Ve böyle sokak pazarları falan kuruluyor. İki bölgeden oluşuyor Chiang Mai. Bir tanesi de böyle Old City'nin olduğu yer. O bölgede kalamadım çünkü o taraf nehirin yakınından geçtiği için sel basmış oraları. O yüzden bu bölgeyi önerdiler. Nehre uzak olduğu için. Güzel yani, dinlenmek için, işte yemek yiyebilmek için falan filan. Yemeğimizi de yedik. Yeterli gibi. Çok aç değildim zaten. Öyle. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Geldik de.
geldik de böyle yani. Kıyafet alamayız, yerimiz yok ki şu an yanımda çok fazla şey var. Böyle bir açık AVM. Bankmayı da hazır size şu 7 gün 24 saat açık olan, nerede bunun tabelası, 7-Eleven marketleri göstereceğim. Biliyor musunuz, burada aklınıza gelebilecek her şey var. Her şey var ve Tayland'ın her sokak başında, her köşe başında, her mahallesinde 7-Eleven var ve çok ucuz. Temizlik eşyalarından, yeme içme. En güzel şey ise burada böyle hazır yemekler var ve istediğinizi alıp ısıttırıp yiyebiliyorsunuz. Çok güzel şeyler var. Elmalar, soyulmuş domatesler, kiviler, cipslerden alkollere aklınıza gelebilecek her şey ve fiyatlar gerçekten çok ucuz. Lay's'ler 20 lira. Bunlar 45'miş, bunlar 20 lira. Pringles ya, Pringles'lar çok ucuz. Türkiye'de baksana kaç para. Burada 60 lira. 60 da buranın parasıyla pahalı yani. Böyle çok güzel bir market. Burada da böyle sinekler, şeyler. Ben bir tane pasta aldım kendime. Arkadaşlar ben yapacak hiçbir şey bulamadım yani. Burada bir tane AVM var. Başka da bir şey yok. Bir cacık yok yani. Yani şehir güzel şehir, büyük şehir, sessiz, sakin, temiz bir şehir. O kadar. O yüzden oturdum montaj yapıyorum. Bu arada bendeki değişikliği fark ettiniz mi? Yeni kamera aldım. Şu Pocket 3 var ya, onu aldım, onu deniyorum. Güzel duruyor. Ama tam emin değilim. Daha tam kullanamıyorum çünkü. Video yapayım, montaj yapayım. Size video hazır olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Chiang Mai'de bölümü sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde Laos'a doğru yola çıkacağız. Sınır geçişiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ne olacak hiçbir fikrim yok. Çok büyük bir stres. Ama onu diğer bölümde konuşalım. Çünkü aldığım bazı bilgiler de var. Bakalım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.